Şimdi bir muhalefet partisi adayını ilan etti. Sağ olsunlar, var olsunlar, Allah yollarını açık etsin. Ama kendi iş çatışmalarından dolayı, bakın burayı dinleyin arkadaşlar, Bitlis'te kimsenin algı yapmasını istemiyoruz. Kendi iş çatışmalarından dolayı başkanlık eş başkanla diğer başkanın yerini değiştirdiler. Ve o başkan adayı da dedi ki, ben eş başkan olarak bunu kabul etmem. Gitti istifa dilekçesini verdi. Ve dediler ki, ya biz mağduruz. Kardeş siz yaptınız. Kendiniz yaptınız. Sonra tekrardan başka bir kardeşimizin ismini verdiler. Ve ilçe seçim kurulu buna baktı. Dedi ki, sen bu partinin il başkan yardımcısısın. Sen 1 Aralık'ta istifa etmemişsin. Kanuna göre istifa etmeyenler belediye başkanı adayı olamaz. Ve dediler ki yeni bir aday verin. E be kardeşim, bu sizin beceriksizliğinizse, iş bilmiyorsanız biz buna ne yapabiliriz kardeşim yani? Biz diyoruz Hodri Meydan, biz buradayız 40 gündür çalışıyoruz. Biz ona buna bakmıyoruz. Bizim tek baktığımız yer var. Bitlisli hemşehrilerim var. Bitlisli hemşehrilerim. Ben hiçbir partiye ayırt etmem. Ben partizanlık yapmam. Hiçbir Bitlisli'yi ayırmam. Onun için o partilerin tamamına buradan sesleniyorum. Gönül veren kardeşlerime, Bitlisli abilerime, Bitlisli bacılarıma, o gençlerime buradan sesleniyorum. Sizin burada dağ gibi Nesrullah kardeşiniz var. Gelin buna destek verin. Allah'ın izniyle biz bu şehrin belediye başkanıyız. Tek bir partinin belediye başkanı değiliz. Onun için Nesrullah Tanrılay sizin ömrünüzdedir. Hiç kusura bakmasınlar. Ve şunu da söylüyorum arkadaşlar. Bakın belgeler burada. Ha, belgeyle konuşuyorsun. Belgeler burada. Onun için benim Bitlis'te güzel huzur ortamımızı kimsenin bozmasına müsaade etmeyelim arkadaşlar. Biz tek bir düsturla çıkmışız yola. Aşkla çıkmışız. Hizmetle çıkmışız ve hizmet sevdalısıyız. Biz AK kadrolarız. Biz Cumhurbaşkanı'nın talebeleriyiz. 22 yılda nasıl bu şehirde hizmet yapıldıysa biz inşallah bundan sonra da hizmete devam edeceğiz. Geçenlerde Sayın Vekilim, Milletvekilim mecliste konuştu. Ya Bitlis Belediyesi arsa satıyormuş. Arkadaşlar o önergeyi veren arkadaşın sattığı Bitlis Belediyesi'ndeki arsalar. Buyurun, biz belediye başkanıyız. Ve bunları siz kendiniz yapıyorsunuz. Onun için kusura bakmayın. Bitlis halkı Nesrullah Tanrılay'ı tanıyor. Nereden tanıyor? Sokakta tanıyor. Esnaf tanıyor. Cenazesinde tanıyor. Böyle 5 yılda bir çıkıp ben adayım. Kardeşim bize oy verin demiyoruz. Biz Allah'ın izniyle bu şehrin çamurunda yoğrulmuşuz. Bu yağmurunda ıslanmışız. Bu insanlarla beraber bu şehri 5 yılda kalkındırmaya başlamışız. Ve bunun da devam etmesine Allah'ın izniyle sizinle beraber devam edeceğiz. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Fazla çok laf uzatmayacağım ama arkadaşlar Bitlis tarihinde ilk defa böyle bir ivme kazandı. Şu an hizmet konusunda hedefimizi, çıtamızı yukarıya koyduk. Ve Allah'a hamdolsun. Bütün işlerimizi yaptık. Bitlis bir şehir kimliği aldı. Bu şehir kimliğinin devam etmesi lazım. Şurada gezen çoluk çocuğumuza güzel günler bırakmamız lazım. Biz bazı şeylerden yoksun kaldık ama Allah'ın izniyle onları yoksun bırakmayacağız. Onun için sizden rica ediyorum. Ben tek başıma çalışıyorum. Beş eve gidiyorum, yüz el sıkıyorum, insanları dolaşıyorum. Ama sizden ricam bu kalan sürede buradaki topluluğun hep birlikte,
el birliğiyle, güç birliğiyle buradan çıktıktan sonra kapı kapı gezelim, ev ev gezelim. Bu şehrin hizmete ihtiyacı olduğunu hemşehrilerimize anlatalım ve 31 Mart'tan sonra da bu hizmet aşkının, hizmet çetasının yükselişinin devam etmesini sağlayalım.